Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda termal ısı anahtarlarından bahsedeceğiz. Neden motorun üzerine koyduk? Bu tarz motorlarda kullanılıyor. Bulaşık makinesi, sirkülasyon, pompa motoru bu. Bakım tam burada. Zannedersem şuna benziyor. Değişik modeller var. Ne işe yarıyor bunlar? Şimdi motor ısındığında, yani bunun üzerindeki değeri açtığında, mesela bu kaçlık? 130 herhalde, 130 derece. Neyse, bu değeri açtığında bu anahtar devreye girerek motorun zarar görmesini engelliyor. Diğer termik sigortalardan farkı ne? İşte PTC'ler var, NTC'ler var vesaire. Onlar patlıyor, yanıyor. Bunların bir ömrü var, aç kapı ömrü. Genelde 6000 siklustan başlıyor, 10.000-15.000'e kadar çıkıyor. Isındı, açtı, kapattı, tekrar düzeldi, motor çalışmaya başladı, tekrar açtı, kapattı. Mesela yaz aylarında falan motorlar çok ısınabilir. Ne oluyor? Bunun da ömrü aç kapa sayısıyla ilgili. Nasıl çalışıyor bu? Hemen onu da gösterelim. Şimdi bunlar açık pozisyondadır. Motor çalışırken enerji üzerinden geçer. Motor ısındığında içerideki anahtarı açarak ne yapar? Enerjiyi keser. Dolayısıyla kısa devredir. Şimdi çalışmasını da gösterelim. Şu anda devre açık. Sesi duydunuz. Ne yaptı? Motoru kurtardı. Soğuyunca tekrar kısa devre pozisyonuna gelecek. Altı bin defa bu olduğunda ömrü bitiyor. Dolayısıyla kolay kolay bozulan malzemeler değil. Bir motor o kadar süre çalışmıyor. Yani ben duymadım. Bulaşık makinesi motorunda mesela veya çamaşır makinesi motorunda bu parça arızalandı. Yalnız şu da var. Yani belki arızalanıyordur. Motor bozuk diye çöpe atılıyordur. Bilinmiyordur yani. Bu da bir ihtimal. Ama hani değiştirilmesi de öyle kolay bir parça değil. Buraların sökülmesi lazım. Tekrar işte bu yalıtımların, kaplamaların, iplerin bağlanması gerekiyor. Şimdi şunlara da bakalım. Şu an tekrar normale döndü. Biz şimdi çakmakla yapıyoruz. Yani bunu göstermek için normalde ısıyla. Bakın bu da farklısı. Bunlar çok fazla omaj değerine sahip değiller. Düşük omaja sahipler. Üzerlerinde çoğunun değeri yazıyor. Bunda yazmıyor mesela. Bu da zannedersem gider pompa motorunun içinden çıkan bir termal ısı anahtarı. Anahtar denmesinin sebebi de bu. Anahtar sistemi var. Yani ısıyı dağıtmak için yaptım bunu. Aklınıza bir şey gelmesin. Şöyle yapalım. Sağlamlık testi de bu şekilde yapılıyor. Başka cihazların üzerinde değişik amaçlarla kullanılabilir. Aslında ısı da bir şekilde belli bir limitin üzerine çıktığında ilgili cihazın bozulmasını engelliyor. Yani başka amaçlarla da kullanılır bunlar. Güzel parçalar. Ben beğendim. Böyle de bir video çekmek istedim. Bu anahtarlarla ilgili kaynak arayanlar için de güzel bir video olmuştur umarım. Videomu burada son veriyorum arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.